أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المرفوعات مرفوعات مرفوعlar demektir. Şimdi ben size sorsam desem ki merfuat ne kelimedir? Dersiniz ki merfuatünün cemisidir. Doğru mu? Merfuun merfuani, merfuuna, merfuatun merfuatani, merfuatun. Şimdiye kadar olan bilginizle vereceğiniz cevap doğrudur. Ama bugünden sonra buna vereceğiniz cevap yanlış olur. Arkadaşlar, sıfat mevsufla kaimdir. Sıfat mevsufla kaimdir. Her sıfatın nesi var? Bir mevsufu var. Burada merfuat dediğimiz zaman bu merfuatın mevsufu nedir? El-esmaul merfuat değil mi? İsim bahsini okuyoruz. İsimlerden merfu olanları okuyoruz. Doğru mu? O zaman el-esmaul merfuat'tır. Burada mutabık kaldık mı? Peki biz bunu müfretten başlayalım, yukarı çıkalım. Esma'nın ismini müfredini alalım. Merfuatında müfredini alalım. El ismul merfu'u el ismanil merfu'ani el esma'ul merfu'atu. O zaman buradaki merfuat neyin cemisiymiş? Merfu'unun cemisidir. Merfu'atunun cemisi değildir. Çünkü bunun buradaki mevsufu nedir? Esma'dır. Müfrede indiğimiz zaman el ismul merfu' El ismanil merfu'an, el esma'ul merfu'at. İzharda ve emmel muzharu fe zahirun ve izâ usnide ileyhil amilu yecibu ifraduhu ve gaybetuhu. Hatırladınız mı? Bu bölümü hatırladınız mı? Şimdi orada ismi zahire isnat edilen amilin, zamire isnat edilen amilin müzekkerlik, müenneslik durumlarını açıklamıştı. Ama ben size böyle özetle bir şey söylemeye çalışayım. Cemi akıllar var, er-ricalu. Er-ricalu ca'et evca'u. Yani onun zamirine isnat edilen amil müfret müennes veya cemi müzekker olur. Ama cemi müzekkeri, mükesseri gayri akıl olursa el-eşşâru kut'at ev kut'i'ne. Ya müfret müennes veya cemi müennes olur. Binaenaleyh burada esma kelimesi nedir? Cemi, mükesser, gayr-ı akıldır. Öyleyse el-esma'u ye fiil, ona giden zamire isnat edilen bir fiil olsaydı müfret müennes veya cemi müennes olacaktı. Burada da merfuat, cemi müennes oldu. Tamam. Peki bu merfuat, merfu'un cemisi midir, merfuatünün cemisi midir? Normalde sarfta çekime baktığımız zaman merfuatünün cemisi olması lazım. Ancak bunun mevsufuna bakarak müfretten yukarıya doğru çıkıyoruz. El-ismul merfu'u, el-ismanil merfu'ani, el-esma'ul merfu'atu diyoruz. O zaman diyoruz ki buradaki merfu'at neyin cemisidir? Merfu'un cemisidir. El-merfu'at bir başlıktır arkadaşlar. Bunu hiç İrab'tan bir mahal vermezsiniz. Merfu'at başlık atmış olabilir. Eğer bir cümle olarak düşünebilirsek هَذَا بَابُ الْمَرْفُعَاتِ Bu merfu'at babıdır. Demek ki merfuat deyince burada muğrab isimleri, muğrab ile ilgili hükümleri anlatırken gayr-ı munsarifi anlattı. Şimdi burada muğrablar içerisinde merfu olanlar var, mensup olanlar var, bir de mecrur olanlar var. Biz isim bahsini okuduğumuza göre meczumat burada gelmeyecektir. Merfuat, mensubat, mecrurat gelecek. Meczumat ayrı bir bahiste, yani fiil bahsinde gelse gelir. Peki, demek ki el-merfuat bir başlık olabilir, irattan mahalli olmaz. هَذَا بَابُ الْمَرْفُعَاتِ diyerek mübtedasını hasfedersin. هَذَا بَابُ الْمَرْفُعَاتِ merfuat babıdır diyebilirsin. Evet, bize burada merfu isimleri saymış olacak. Yusuf Ali bir şey soracaktın. Onun dedi ki yani mevsufuya kaim diye, mevsufuna göre şey almış dedik, şeklinde almış dedik. O eğer esmaya itibar eder, hocam el-merfu'atü diye bir başlık atılabilir mi? Atılabilir, atılabilir de o zaman el-ismül merfu yani el-esma'u takdirini yapmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bir de burada merfulerin tamamına ifade etmek istediği için el-merfu'at. Yani 9 taneydi bizim izharda merfu'at bahsi. Burada 8 tane sayacak. El-merfu'at burada tadadi kastettiği için, hepsini kastettiği için merfu'at cemi olarak tercih etmiştir. Şimdi arkadaşlar, huve meştemene ala alemil faaliyeti. Bakınız huve dedi burada. Huve'yi nereye gönderelim? Huve'yi merfuata gönderirsek hiye demesi lazım. Doğru mu? Nasıl huve dedi burada? O zaman biz diyeceğiz ki
Bu merfuat, merfuun cemisidir. Tarifler cemiye yapılmaz. Müfrede yapılır. Huve deyince merfuat zımnındaki merfu'a zamir racidir. Huve zamiri merfuatın müfredi olan merfu'a zamir racidir. Huve o merfu. Niye huve diyoruz burada? Çünkü merfuatın tarifini yapmayacak burada. Efendim, merfu'un tarifini yapacak. Çünkü tarif cemiye olmaz. Doğru mu? İnsanın tarifini yaparsın. İnsanların tarifini değil yani. İnsan tarifini yaparsın. İnsanın mahiyetini ortaya koyarsın. O mahiyetin fertleri bütün insanları içerisine almış olur. Şimdi huve demiş olması, merfuat zikredildiği halde huve demiş olması, merfuatın zımnındaki merfu'a zamiri göndermiş olur. Bu bir arkadaşlar. İki, huve zamiri, şimdi şöyle bir kaide vardır. اِذَا دَارَ الظَّم۪يرُ بَيْنَ الْمَرْجِعِ وَالْخَبَرِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْخَبَرِ اِذَا دَارَ الظَّم۪يرُ بَيْنَ الْمَرْجِعِ وَالْخَبَرِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْخَبَرِ Ne demektir bu? اِذَا دَارَ deveran ettiği zaman اَظَّم۪يرُ zemir بَيْنَ الْمَرْجِعِ مَرْجِعِيلَ وَالْخَبَرِ haber arasında. Yani merciine bakıyorsun mesela müennes. Haberine bakıyorsun müzekker veya tam tersi. اِذَا دَارَ الظَّم۪يرُ بَيْنَ الْمَرْجِعِ وَالْخَبَرِ يُرَجَّحُ جَانِبُ الْخَبَرِ Haber tarafı tercih edilir. Şimdi burada huve'yi merfuata baktığın zaman müennes olması gerekirken ma'ya bakınca lafız itibariyle ma müfred müzekkerdir. Müzekkerdir. Dolayısıyla ona baktığımız zaman müzekker olması icap eder. Şimdi burada zamir merci ile haber arasında deveran etmiştir. Haber tarafını tercih ettik. Huve dedik. Yani burada huve demiş denmiş olması ma itibariyledir, merfuat itibariyle değildir diye de ne yapabiliriz? Bir cevap verebiliriz. Huve merfu nedir? Ma öyle bir isimdir ki, niye isim diyoruz arkadaşlar? Çünkü bizim bahsimiz isim bahsidir. İştemele şamil oldu. Neye ala alemil failiyeti? Failiyet alametine şamil oldu. Alem alamet demektir. Failiyetteki ma yay mastarıydır. Fail kelimesi ismi faildir. İsmi failden siz mastar manası almak isterseniz onu mastarı mec'ul yaparsınız. Nasıl mastarı mec'ul yaparsınız? Sonuna bir yay mastarıyı bir de ta getirirsiniz. Failiyetun fail olmak demektir. Mef'uliyetun ne demek? Mef'ul olmak demektir. Ala alemil failiyeti fail olmak alametine şamil olandır. Fail olma alametine şamil olandır. Peki fail alameti neydi arkadaşlar? Fail alameti rafidir. Demek ki mamulü merfu fail alametine şamil olandır. Bundan şunu da anlıyoruz arkadaşlar. Mamulü merfu 8 tanedir. Ama bunların babası, anası, aslı faildir. Mamulü merfu kim temsil eder? Fail temsil eder. Mamulü mensubu mef'ulü bih temsil eder. Mamulü mecru izafet temsil eder. Demek ki mamulü merfu'da asıl olan faildir. Ondan dolayıdır ki bütün mamulü merfu bahsini anlatan naib kitaplarında önce faili anlatır. Bazıları faille naib-i faili birleştirir, ikisini bir sayar. Bazıları faili ayrı, naib-i faili ayrı sayar ve devam eder. Muhteda haber diye devam ederler. Peki, huve meştemele ala alemil failiyeti. Failiyet, fail olmak alametine şamil olandır. Feminhu. Feminhu nereye gönderiyoruz arkadaşlar? Feminel merfu'i. Ma'mulu merfu'dendir. Ne el fa'ilu? Fa'il ma'mulu merfu'dendir. Şimdi arkadaşlar, ma'mulu merfu'den birisi neymiş? Fa'ilmiş. Biz burada izharda okumadığımız fa'ille ile ilgili bir takım bilgileri okumuş olacağız. Ki bu bilgiler bize gerçekten Arapça ilmine vakıf olan insan açısından önemli bilgilerdir. Bu bilgilerle tefsirde, bu bilgilerle fıkıhta karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunları bilmediğimiz zaman sos verir tabiri caizse. Cahil olduğumuz kolay anlaşılır. Arapçayı bilmediğimiz kolay anlaşılır. Naylon fatura gibi bir bilgiye sahip olduğumuzu, pratik Arapçadan birkaç kelime yuttuğumuzu, ezberlediğimizi ama gerçek ilme vakıf olmadığımızı ortaya koyar. Yani bu bilgiler önemli bilgilerdir. Fail ile ilgili vereceği bilgiler. Bu bilgilerin, burada vereceği bilgilerin aşağı yukarı hiçbirisi izarda geçmemiştir. Öyle diyeyim. Peki, failin tarifi nedir?
Şimdi arkadaşlar isimler içerisinde fail nedir? Müsnedün ileyhtir. Naib fail de müsnedü ileyhtir. Mübtede de müsnedü ileyhtir. Amil olan o harfin ismi de müsnedü ileyhtir. Doğru mu? Fiil nakısın ismi de müsnedü ileyhtir. Peki biz faili diğerlerinden nasıl ayıracağız? Ma öyle bir isimdir ki öyle bir isimdir ki üsnide ileyhi ona isnat edildi el fi'lu fiil. Ev şibhuhu veya şibhi fiil isnat edildi. Demek ki bir defa fail fail olabilmesi için kendisine fiil veya şibhi fiil isnat edilmesi lazım. Peki bu tarife baktığımız zaman mesela darabe zeydünde zeyde darabe isnat edildi mi? Edildi. Zurbe zeydünde zeyde isnat edildi mi? Fiil isnat edildi mi? Edildi. Efendim emadrubun ezzeydani dediğimiz zaman buradaki emadrubun ezzeydani şibhi fiile isnat edildi mi? Edildi. Evet, edaribun ezzeydani dediğimiz zaman orada da ezzeydaniye şibhi fiil isnat edildi mi? Edildi. Doğru mu? Tahtayı yazıyla doldurduğum için bunları tahtaya yazmadan ezberden anlatıyorum. Efendim. Peki şöyle söyleyeyim size bir de. Zeydün kâme dediğimiz zaman buradaki kâme zeyde isnat edilmiş midir? Burada zeydün kâmedeki kâme fiili aslında tahtinde müstetir huve isnat edilmiştir. Ama o huve de zeydden ibaret olunca bir şeyin zamirine isnat edilmek, kendisine isnat edilmek gibi sayılır. Binaenaleyh zeydün kâme dediğimiz zaman her ne kadar kâme direkt zeyde değil, altındaki huve zamirine isnat edilmiş ise de o da direkt zeyd olduğundan dolayı, zeydin ta kendisi olduğundan dolayı sanki burada zeyde isnat edilmiş algılanabilir. Tamam? Onun için diyor ki ve kuddime aleyhi o fiil veya şibil fiil takdim edilecek aleyhi o merfu üzerine, o müstedü ileyhi üzerine, o fail üzerine ala ciheti kıyamihi bihi. Evet, ma usnide ile fi'l şubhu ve kuddim aleyhi ala ciheti kıyamihi bihi. Ala ciheti kıyamihi kaim olması ciheti üzerine. Ne ile bihi o müstedün ileyhle kaim olması ciheti üzerine. Yani bu ala ciheti ki alayı üsnideye bağlayacaksınız arkadaşlar. Nereye bağlayacaksınız? Üsnideye bağlayacaksınız. Yani ve huve ma usnide ileyhil fi'lu fiil isnat edilmiş, ev şibhu veya şibhi fiil isnat edilmiş. Ne üzerine isnat edilmiş? Ala ciheti kıyamihi, o fiil veya şibhi fiil kaim olması ciheti üzerine, bihi onunla kaim. Şimdi bakın arkadaşlar, vereceğim misali dikkat edin. Darabe zeydün amrende. Darb işi kimle kaim? Zeyd'le kaim. Kimin üzerine vakı? Amr üzerine vakı. Peki duribe amrun dediğimiz zaman, Zuribe amrunda amr nedir? Ma usnide ileyhil fi'lü müdür? Ve kuddime aleyhi midir? Fiil takdim edildi mi? Peki, ala ciheti kıyamihi bihi darb işi amrla mı kaim yoksa amr üzerine mi vaki? Amr üzerine vaki. Demek ki fail, naib-i failden ayıran şey nedir? Naib-i fiil, fail ile kaimdir. Naib-i failde onun üzerine vakidir. Peki şöyle desek ne dersiniz arkadaşlar? İstişare yapalım sizinle. Fail fiili yapandır, meydana getirendir desek daha net anlaşılmış olur mu? Elbette anlaşılmış olur. Böyle dese darabe zeydün amrende kim işi yaptı anlaşılmış olur. Fakat şöyle bir mesele var burada. Nedir? Darabe zeydün amrende darp işini zeyd yapmıştır da mate zeydün de ölme işini kim yapmıştır? Yani adam öldü ama burada Zeyd'e fail diyoruz. İşi yapan o değildir. Azrail aleyhisselamdır. Onun için ala ciheti kıyamihi deyince ikisini de içerisine alıyor. Tamam. Mesela hasune Zeydün, Zeyd güzel oldu diyorsun. Yani güzelliği Zeyd kendisi mi gerçekleştirdi? Yani ala ciheti fi'lihi onu yapması ciheti demedi burada. Ala ciheti kıyamihi deyince bu gibileri de yani failin müessir olmadığı fail müsned-ü leytir, müessir olmadığı misalleri de içerisine alabilmek için alâ ciheti kıyâmihi bihi demiştir. Acaba anlatabildim mi burasını? Katele zeydün amran, zeyd amrı katletti. Burada zeydin elinden bir iş çıkıyor. Karşı iki tarafa bir iş icra ediyor. Tamam.
Celese Zeyd'in de direkt oturuyor. Zeyd bir işi gerçekleştiriyor. Kendisi gerçekleştiriyor. Ama Hesune Zeyd'in de Zeyd güzel oldu. Zeyd bir şey gerçekleştirmedi ki. Güzellik Zeyd ile kaimdir burada. Doğru mu? Yani Hesune Zeyd'in gibi ile Katale Zeyd'in Amr'ın gibi arasında ne vardır? Fark vardır. Onun için ala cihti kıyamihi bihi dedi ki hepsinin içerisine almış olsun. Darp işi nasıl Zeyd ile kaimse mevt işi de Zeyd ile kaimdir. Ama mevt işini yapan Zeyd değildir. Anlaştık mı burada da? Dumanlı, bulutlu yer kaldı mı? Kalmadı. Peki. Böylece arkadaşlar, mesela bu tarifin içerisinden muhteda haber gitmiştir. Çünkü onlara fiil veya şibi fiil isnat edilmemiştir. Başka neler gelebilirdi? Bu tarif efradın cami ayarını manidir. Huruf müşebbetün bil fiilin isimleri buraya girmez. Çünkü fiil veya şibi fiil isnat edilmemiştir. Peki mislü kâme zeydün ve zeydün kâimun ebûhû. Kâme zeydün de zeyd arkadaşlar ma öyle bir isimdir ki üsnedi ileyhi ona isnat edildi. El fi'lu kâme fiili doğru mu? Kâme zeydün. Efendim ve kuddime aleyhi fiil takdim edildi. Aleyhi zeyd üzerine takdim edildi. Yani zeydün kâme olsaydı o zaman zeyd ne olamazdı? Fail olamazdı. Peki kâme zeyde ne olarak isnat edildi? Alâ ciheti kıyâmihi kıyam kaim olmak üzere. Kâme kaim olmak üzere. Bihi zeydle. Kıyam neyle kaimdir? Zeydle kaimdir. Darabe zeydünde darb neyle kaimdir? Zeydle kaimdir. Bekâ zeydünde bukâ neyle kaimdir? Kimle kaimdir? Zeydle kaimdir. Ve zeydün kâimun ebûhü şibi fiile misaldir arkadaşlar. Zeydün kâimun ebûhü de kaimun Zeydun'un haberidir. Doğru mu arkadaş? Mübtedaya itimat ederek amel etmiştir. Amel edince Ebuhu'yu da fail almıştır. Şimdi Ebuhu nedir? Ma öyle bir isimdir ki üsnedi ileyhi ona isnat edildi. El fi'lu fiil. Hayır fiil isnat edilmedi. Ef şibhuhu veya şibi fiil isnat edildi. İşte burada şibi fiil isnat edildi. Ala cihti kıyamihi hebe kuddime aleyhi o şibi fiil ne oldu? Ebuhu'dan mukaddem oldu. Ala cihti kıyamihi kaimun ebuhiye isnat edilmiştir. Ala cihti kıyami bihi. Kıyam kimle kaimdir burada? Zeyd'le kaimdir. Ebuhu'yla kaimdir. Doğru mu? Zeydun daribun ebuhu deseydi yani kaim Zeyd'le kaimdir deyince biraz kelimeler birbirine kavram kargaşası meydana gelebiliyor. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi vel aslu normal olan en yeliye fi'lehu failin fiilini takip etmesidir. Failin hakkı nedir? Terkipte failin hakkı nedir? Failin yeri fiilini takip etmesidir. Neden failin yeri fiili takip etmesidir? Bunu arkadaşlar izah ederken şöyle söyleyeyim size. Şimdi darabe doğru mu? Fiildir. Darabe. Ne sara diyelim? Darp'ten çıkalım. 20. asırda yaşıyoruz. Nasara diyelim. Nasara bir fiildir. Tamam. Biz bunun failini muhatap zamiri yapalım. Mütekellim zamiri yapalım. Ne diyelim? Darabte. Darabti. Darabtu. Darabna. Peki bu darabeydi. Bay niye sakin kıldık? Darabete deseydik. Darabeti deseydik. Darabetu deseydik. Darabna deseydik. Hani darabna dediğimiz yerde. Çünkü burada fail zamiri muttasıl olunca kelimeye bitişince keennehu kelimetun vahidetun. Aslında darabte iki kelimedir. Bir fiil, bir de fail. Ama bu şiddetül imtizaçtan dolayı keennehu kelimetun vahidetun. Bir kelime sayıldığından dolayı bir kelimede üç tane harf, üçten fazla harf peş peşe gelmiş olması ağırlık meydana getirir. Tevalil harekat denir buna. Darabete. Bir kelimede dört tane harf var. Dördü de harekelidir. Bu ağır gelir. Bundan dolayıdır ki ne yapmışlardır? Lamel fiilini sakin kılmışlardır. İzharda ne diyordunuz arkadaşlar? Fiil mazi dört yerde feth, bir yerde zam, dokuz yerde sükun üzerine mebnidir. Böyle mi diyordunuz? Fiil mazi dört yerde feth, bir yerde zam, dokuz yerde sükun üzerine mebnidir. Peki arkadaşlar failin hakkı nedir? Fiili takip etmektir. Yani sıralamada fiilin mamulleri var. Fiilin faili olur, mef'ulü bih olur, mef'ulü fi olur, mef'ulü leh olur, mef'ulü ma olur, mef'ulü fi'nin zarf-ı zaman olur, zarf-ı mekan olur.
Değil mi? Hal olur, temyiz olur, bir sürü mamulü var. Değil mi? وَلَهُ مَعْمُولَاتٌ كَثِيرَةٌ Çok mamulleri var. Ama bu mamuller içerisinde fiili takip etme hakkı kime aittir? Faile aittir. Zira fail fiile bitiştiği zaman ne yapıyoruz? Onu aynı kelimeden kabul ediyoruz ve sonundaki lamel fiilin harekesini kaldırıyoruz. Ne gibi? Bakın darabet de kaldırmadık değil mi? Darabte, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunne, darabtu, darabna. Peki, failin hakkı fiili takip etmek olduğuna göre, yeri burası olduğuna göre, şimdi arkadaşlar şöyle bir misal yazıyoruz. Darabe ula mehu zeydun. Burada fail kendi yerinde bulundu mu? Bulunmadı. Peki bunun rütbe itibariyle yeri neresidir? Burasıdır. Doğru mu? Rütbede burasıdır. Ama bulunurken burada bulunmuştur. Peki, şimdi burada arkadaşlar, dikkat edelim. Burada gulâmuhu'daki zamir nereye gidiyor? Darabe dövdü gulâmehu kölesini, zeydün zeyd. Zeyd kölesini dövdü. Hu zamiri zeyde gidiyor. Ama zeyd ileridedir. Zamirin merci nerede olur? Geride olur. Halbuki burada nerede olmuştur? İleride olmuştur. Bu bilgi izharda var mıydı? Evet. Darabe gulâmehu zeydün dediğimiz zaman burada izmar kable zikir diye bir tabir var. İzmar kable zikir demek, zikri geçmeden zamir göndermek. İzmar kable zikir caiz değildir arkadaşlar. İzmar kable zikir caiz değildir. Ne demek izmar kable zikir? Zamirin merciği geçmeden ona zamir, ilerideki bir kelimeye zamir göndermek ne değildir? Caiz değildir. Ancak bunun kısımları var. İzmar kable zikir mutlak caiz değildir. İzmar kable zikir mutlak caiz değildir. Ne demek izmar kable zikir mutlak? Yani ne lafzan geçmiş ne de rutbeten geçmiş. Eğer lafzan geçerse veya rutbeten geçerse caiz olur. O zaman izmar kable zikir lafzan olur. İzmar kable zikir rutbeten olur. İzmar kable zikir lafzan ve rutbeten olur. Üçe ayrılmış olur. Şöyle yazayım. İzmar kable zikir lafzan. İzmar kable zikir rutbeten. İzmar kable zikir lafzan ve rutbeten. Buna ne denir bir de? Aynı zamanda mutlak denir. Şimdi arkadaşlar izmar kable zikir lafzan demek. Lafzan zikir geçmemiş. Mesela burada darabe gulâmehu zeydünde zeydünün zikri lafzan geçmemiştir. Burada izmar kabile zikir lafzan olmuştur. Ama rutbeten geçmiştir. Rutbeten ne olmuştur? Geçmiştir. O zaman burada izmar kabile zikir mutlak yoktur. Peki izmar kabile zikir rutbeten diyelim. İzmar kabile zikir rutbeten. Mesela darabe darabe zeydün darabe zeydün gulâmehu darabe zeydün gulâmehu dersek hem lafzen geçmiştir değil mi? Hem de rutbeten geçmiştir. Darabe zeydün gulâmehu dersek zamirin merci hem lafzen geçmiştir hem de rutbeten geçmiştir. Sadece rutbetenin misali şu anda hatırıma gelmedi. İzmar kabile zikir lafzen ve rutbeten dediğimiz zaman mesela burada izmar şöyle desek biz darabe gulamuhu zeyden dersek. Darabe gulamuhu zeyden dersek. Şimdi gulamu yerinde gelmiştir. Zamir zeyde gidiyor. Zeyden meful olduğuna göre bu hem lafzan geçmemiş hem de rutbeten geçmiş. Geçmemiş. Dolayısıyla izmar kable zikir mutlak caiz değildir. Yani ya lafzan geçmesi lazım veya rutbeten geçmesi lazım. Burada lafzan geçmemiştir ama rutbeten geçmiştir. Efendim, eğer darabe zeydun gulâmehu dersek hem lafzan hem de rutbeten geçmiştir.
O zaman izmarka bile zikirde ne diyoruz arkadaşlar kural olarak? İzmarka bile zikir mutlak caiz değildir. Yani lafzan da geçmemiş, rütbeten de geçmemiş bu şekil zamir göndermek ne değildir? Caiz değildir. Hangisi caizdir? Zamirin merci ya hem lafzan hem rütbeten geçmesi lazım veya rütbeten geçmesi lazım veya lafzan geçmesi lazım. Doğru mu? Diyor ki arkadaşlar vel aslu asl olan normal olan en yeliyel fi'lehu fiilini takip etmesidir. Felider ki bundan dolayı caize darabe gulamehu zeydun darabe gulamehu zeydun caizdir ve imtena darabe gulamehu zeyden darabe gulamehu zeyden mumteniadır. Şimdi darabe gulamehu zeydun niye caizdir? Çünkü zamirin merci her ne kadar lafzan ilerideyse de rutbeten öncedir. Tamam. Ve imtena darabe gulamehu zeyden gulamehu zeyden mumteniadır. Neden? Çünkü zamirin merci hem lafzan sonradır hem de rütbeten sonradır. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi burayı siliyorum. İzmarka bile zikir meselesini sildim. Şimdi arkadaşlar amilin tarifini yaparken ma bihi yetekavvabül ma'nel muktadilil yarab mıydı? Şimdi yarabı gerektiren mana onunla hasıl olur diyorduk. Mu'rabi tarif ederken ne diyorduk? El-mu'rabu مَخْتَلَفَ اَحْرُ بِهِ لِيَدُلُّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرِتَ عَلَيْهِ Yani ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا dediğimiz zaman ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا dediğimiz zaman kim kimi dövmüş? Zeyd Amr'ı dövmüş. ضَرَبَ زَيْدًا عَمْرُ derse kim kimi dövmüş? Birisine Zeyd dayak yiyor, birisine dayak atıyor. Zeyd'in dayak attığını veya yediğini nereden biliriz biz? Eğer marfu yaparsak Zeyd dayak atmıştır, mensup yaparsak dayak yemiştir. Tamam. Şimdi konumuz şu arkadaşlar. İzharda görmediğimiz şey, failin takdiminin vacip olduğu yerler var. Failin tehirinin vacip olduğu yerler var. Böyle bir bilgi var mıydı izharda? Yoktu. Yoktu arkadaşlar. Failin takdiminin vacip olduğu yerler. Şu tahtaya yazdığım misallere bakalım arkadaşlar. Darabe zeydün amran, darabe zeyden amrun. Burada hangisinin fail, hangisinin meful olduğu belli mi? Bu misalde Zeyd dayak atmış, bu misalde Zeyd dayak yemiş. Burada bir karışıklık var mı? Yok. Peki, darabe amran Musa dediğimiz zaman. Burada bir karışıklık var mı? Döven kim? Nereden biliyoruz? Ya, amran dedi ki. Oradan biliyoruz. Peki, ekelel kümmesera Yahya. Kümmeser armut demektir. Burada karışıklık var mı? Yani şimdi armut Yahya'yı yiyemez. Yahya armutu yer. Dolayısıyla burada da karine vardır. Hangisinin fail olduğu bellidir. Burada da fail hangisinin olduğu bellidir. Mesela darabet Musa hubla dediğimiz zaman döven kim? Hubla'dır. Nereden biliyoruz? Darabetten biliyoruz. Şimdi darabe Musa İsa'ya gelelim. Kim kimi dövmüş? Şimdi fail ile mef'ul. Evet, fail aslında fiili takip eder. Ama failin mef'ulden önce gelmesi vacip değildir. Ne gibi? Darabe zeyden amrun diyebiliyoruz. Doğru mu? Ha, o zaman darabe Musa İsa dediğimiz zaman burada irab lafzen yoktur. İrab olsaydı biz hangisinin fail olduğunu anlayacaktık. Karine var mı? Karine de yoktur. Darabet Musa hubla'da karine var mı? Var. Peki darabe amran Musa'da karine var mı? Var. Ekelel kümmesera Yahya'da karine var mı? Var. Peki, darabe Musa İsa'da karine var mı? Yok. Darabet hubla Selma desek, darabet hubla Selma desek, Selma bayan ismi olduğunu düşünüyoruz. Darabet Selma hubla veya hubla Selma desek, burada karine var mı? Yok. Ha, şimdi şöyle diyoruz arkadaşlar, failin takdiminin vacibi olduğu yerlerden birincisi, eğer fail ile mef'ulden her ikisinden i'rab, lafzan i'rab ve karine müntefi olursa, lafzan i'rab ve karine müntefi olursa, bakalım ibareyi nasıl söyledim? Ve iden tefa müntefi olduğu zaman, bulunmadığı zaman, el i'rabu i'rab, lafzan, lafzan, fihima, nerede? Fihima, fail ile mef'ulü bihte. Fail ile mef'ulü bih geride geçmedi arkadaşlar. Geçti mi geride? Geçmedi.
Biz misallerden anlıyoruz onu. Misallerden anlıyoruz fihimadan maksat fail mef'ul bih olduğunu. Vel karinetu karine de yok olduğu zaman. Hem lafzan irab yok hem de karine yoksa burada failin takdimi vaciptir. Arkadaşlar şu misalde darabe Musa İsa'da bunun fail olması, bunun mef'ul olması vaciptir. Çünkü bunu böyle yapmazsak kimin kimi dövdüğünü bilmek buradan bu misalden anlamak mümkün değildir. Darabe Zeydun Amran, darabe Zeyden Amrun de kimin kimi dövdüğünü anlıyoruz. Doğru mu? Ama darabe Musa İsa'da eğer failin takdimi vacip olmasaydı hangisinin fail olduğunu anlamak mümkün olmayacaktı. Öyleyse Musa ve İsa'da lafzan irab müntefidir ve karine de müntefidir. Karine meselesi anlaşıldı mı? Elküm mesela Yahya'da karine vardır. Amran Musa'da karine vardır. Zeyden Amrun'da irab zaten lafzan vardır. Hangisinin şey olduğu belli. Burada da irab vardır aslında. Karine bellidir. Ama darabet Musa Hibula'da lafzan irab yoktur. Karine vardır. Lafzan irab yok, karine de yok. Hangisinin fail olduğunu gösterecek karine yoksa burada failin takdimi vaciptir. Anlatabildim mi efendim? Peki. Failin takdiminin vacip olduğu yerlerden birincisi, faille mef'ulü bih'ten her ikisinden irab lafzan lafzan irab müntefidir, karine de müntefidir. Ne demek karine? Hangisinin fail, hangisinin mef'ul olduğuna delalet eden lafzı veya manevi bir karine. Lafzı karine ne gibi? Darabet, Musa hubla, o da lafzı bir karine var. Manevi karine, ekelelküm mesela Yahya. اَوْكَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا veya fail zamiri muttasıl olursa. Mesela arkadaşlar, ضَرَبْتُ dediğimiz zaman fail zamiri muttasıldır. Doğru mu? نَصَرْتُ نَصَرْنَا نَصَرُوا. Şimdi burada fail zamiri muttasıl olunca ضَرَبَ ile tu arasında, نَصَرَ ile tu arasında mef'ulü girebilir mi? نَصَرَ زَيْدًا tu. Olur mu? Olmaz. Zamiri muttasıldır. Zaten bu fiile bitişmek mecburiyetinde. Fiile bitişince araya bir şey giremez. O zaman eğer fail zamiri muttasıl ise failin takdimi, mef'ulün takdimi vaciptir. Darabtu Zeyden misalinde failin takdimi vaciptir. Dolayısıyla mef'ulün de failden sonra eğer fiilden sonra zikredilecekse fiilim çünkü mef'ul şeyden önce de gelebilir. Fiilden önce de gelebilir. Failden değil. Fiilden önce de gelebilir. Zeyden darabtu diyebilirsin. Fiilden önce gelmeyecekse, fiilden sonraya kalacaksa, eğer fail zamiri muttasıl ise, meful, efendim, muahhar olmak mecburiyetindedir. Yani orada failin takdimi vaciptir. Evkâne muzmaran muttasılan. Bu iki yaptı arkadaşlar. Şimdi tahtayı siliyorum. Bu misallerden sonra tahtayı siliyorum. Yeni bir bilgi diyeceğim. Daha önceki bilgilerinizde var mıydı, yok muydu? Bilmediğim için ben size yeni bilgi diyeceğim bunu. Şimdi arkadaşlar مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا مَا ضَرَبَ Amran illa Zeydun. İnnemâ darabe Zeydun Amran. İnnemâ darabe Amran Zeydun. Dört tane misal yazdım tahtaya. Ma ve illa telhis okumuştunuz ya. Orada hasır edatları diye bir bahis geçmişti. Hasır edatları. Ma ve illa hasır edatıdır. Doğru mu? Ma ve illa hasır edatıdır. İnnema da ma ve illa manasındadır. İnnema ne manasındadır? Ma ve illa manasındadır. Yani innema darabe zeydün amran, ma darabe zeydün illa amran manasındadır. İnnema ne manasındadır? Ma ve illa manasındadır. Ma darabe zeydün amran, ma darabe اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا manasındadır. O zaman hasır edatlarından birisi ma ve illadır. Birisi de nedir? İnnemadır.
İnnema ne manasındadır? Ma ve illa manasındadır. Tamam. Bunun anlamıyla bunun anlamı arasında bir fark var mı? Yok gibi gözüküyor. Vardır. Dağlar kadar fark var arkadaşlar. Nedir dağlar kadar fark? Ma ve illa da illadan önce olan illadan sonra üzerine hasredilir. İlladan önce olan illadan sonra üzerine hasredilir. Yani burada Zeyd ne düşüyor terkipte? Fail mi? Zeyd'in failiyeti Amr'ın mef'uliyeti üzerine hasredilmiştir. Şu anlattım anlaşılmadı. Muhammed Mes'ud anlaşılmadı. Anlaşılacak. Sabır kardeşim. Bu fail bu mef'ul müdür? Bu mef'ul bu fail midir? Burada bunun failiyeti bunun mef'uliyeti üzerine hasredilmiştir. Burada bunun mef'uliyeti, bunun faaliyeti üzerine hasredilmiştir. Ne demektir? مَا ضَرَبَ زَيْدٌ Zeyd dövmemiştir. اِلَّا عَمْرًا Sadece Amr'ı dövmüştür. Zeyd'in darbiyet konusunda tek bir kişi dövmüştür. O da kimmiş? Amr'dır. Peki Amr başkasından dayak yemiş olabilir mi? Yemiş olabilir. Biz burada Amr'ın başkasından dayak yedip yemediğini anlatmıyoruz. Neyi anlatıyoruz? Zeyd'in elinden bir defa kaza çıkmış. O da Amr'a tesadüf etmiş. مَا ضَرَبَ زَيْدٌ Zeyd dövmemiştir. اِلَّا عَمْرًا Sadece ve sadece Amr'ı dövmüştür. Peki Amr başkasından dayak yiyip yemediği buradan anlaşılır mı? Anlaşılmaz. Peki ikinci misale geçelim. مَا ضَرَبَ عَمْرًا Amr'ı dövmemiştir. اِلَّا زَيْدٌ Sadece Zeyd dövmüştür. Burada ne anlaşılıyor arkadaşlar? Amr bir kişiden dayak yemiş. Başka hiç kimseden dayak yememiş. Sadece Zeyd'den dayak yemiş. Peki Zeyd Amr'dan başkasına dayak atmış olabilir mi? Olabilir tabii. O zaman diyoruz ki, failin failiyeti mef'ul üzerine kasredilmek istenirse, failin öne gelmesi vaciptir ma ve illa da. Eğer mef'ulun mef'uliyeti fail üzerine kasredilmek istenirse, failin sonraya kalması vaciptir. Doğru mu? Yani şuradan kastedilen mana ile buradan kastedilen mana ne değildir? Aynı değildir. O zaman burada mütekellimin iradesi önemlidir. Yani bu sözü söyleyen, failin faaliyetini mef'ul üzerine kasretmek mi istiyor? Yoksa mef'ulün mef'uliyetini failin faaliyeti üzerine kasretmek mi istiyor? Eğer Zeyd sadece Amr'ı dövdü, başka kimseyi dövmedi deyip Zeyd'in darbiyetini buna kasretmek istiyorsa Zeyd'i önce getirecek, Amr'ı sonraya getirecek. Ve bu misalde Zeyd sadece Amr'ı dövmüş olur, başkasını dövmemiş olur. Amr Zeyd'den dayak yediği kesindir. Başkasından yiyip yemediği ne değildir? Kesin değildir. Orası ucu açık kalmıştır. Yemiş de olabilir, yememiş de olabilir. Otursun oturduğu yerde, yaramazlık yapmasın, dayak da yemesin. Değil mi? Evet. Bu anlattığım anlaşıldı mı arkadaşlar? Diyoruz ki o zaman, ma ve illa'da, yani ma ve illa ile yapılan hasırı kastediyoruz. Eğer failin faaliyeti, mef'ulün mef'uliyeti üzerine kasredilmek isteniyorsa, orada failin takdimi vaciptir diyoruz. Buraya geldiğimiz noktaya kadar failin takdimi vacibi olan yerlerden birincisi neydi? İrab ve karine. Fail ile mef'ulü bihten İrab müntefi olduğu zaman, lafzan müntefi olduğu zaman ve karine de müntefi olduğu zaman orada failin takdimi vaciptir bir. İkincisi neydi Muhammed Şirin? İkincisi neydi failin takdimini vacip olduğu yerlerden ikincisi? Evet, fail zamiri muttasıl olursa orada failin takdimi vaciptir. Üçüncüsü, failin faaliyeti ma ve illa ile mef'ulün mef'uliyeti üzerine kasredilmek isteniyorsa failin öne gelmesi vaciptir. Çünkü ma ve illa da Kur'an nedir seyyidim? İlladan önce olan, illadan sonra üzerine hasredilir. Tamam. Arkadaşlar, innemada da kural, birincisi ikincisi üzerine hasredilir, kasredilir. İnnemadara ve zeydün amrende efendim, innema baş tarafa geldiğine göre birincisi ikincisi üzerine kasredilir. Yani önce fail zikredilirse failin faaliyeti mef'ul üzerine kasredilmiş olur. Eğer önce mef'ul zikredilirse mef'ulün mef'uliyeti failin faaliyeti üzerine kasredilir. Yani innema darabe zeydun amran ile innema darabe amran zeydun arasında mana itibariyle fark var mıdır? Vardır. İnnema darabe ancak dövmüştür zeydun zeyd. Kimi? Amran amrı. Zeyd ancak amrı dövmüştür. Başka kimseyi dövmemiştir. Zeyd'in darbiyeti Amr'la sınırlıdır. Ama innemâ zarabe amran, Amr'ı ancak dövmüştür, Zeyd'in Zeyd dövmüştür, Amr başkasından dayak
Yememiştir. Zeyd başkasına dayak atmış mı, atmamış mı? Amr'a attığı kesin de ondan sonrasını Allah bilir. Anladık. O zaman failin takdiminin vacip olduğu dördüncü yer nedir? Failin faaliyeti. Efendim, mef'ulün mef'uliyeti üzerine innema ile kasır yapılmak istendiği zaman, innema ile kasır yapılmak istendiği zaman failin takdimi vaciptir. Çünkü orada failin faaliyeti mef'ul üzerine kasredilebilmesi için önce fail gelmesi lazım ki birincisi, ikincisi üzerine kasrediliyor. Kural budur. Peki arkadaşlar, bu da anlaşıldı mı? Şimdi diyorum ki, bu ikisinin felsefesi nedir? Mesela birincisinin felsefesi nedir? Ya dört yerde vaciptir ya. Birincisinin felsefesi nedir? E kardeşim, darabe Musa İsa'da kimin kimi dövdüğünü nasıl bileceğim ki? Yani burada neden vaciptir? O zaman iltibas meydana gelir. Hangisi faal, hangisi mef'ul? Sen dersin ki Musa dövdü, ben derim İsa dövdü. Adam darabe Musa İsa'da, kardeşim mef'ulü takdim etti falan diyeceğim. Yani eğer bu ikisi de caiz olsaydı, darib olmakla medrub olmak arasında, katil olmakla maktul olmak arasında ne vardır? Şettane ma beynuma. Dolayısıyla orada faali tespit etmek için mecburen kural koyuyoruz. İlk zikredilen fail olmak mecburiyetindedir diyoruz. Muttasıl olduğu zaman zaten fiile bir kelime gibi sayıldığına göre araya bir başkası girmesi mümkün değil. Peki ma darabe zeydün illa amren de neden Zeyd'in takdimi vaciptir? Çünkü sen burada failin faaliyetini mef'ulün mef'uliyeti üzerine kasretmek istiyorsun. Eğer yer değişikliği yaparsan bu kasır değişir mi? Değişir. O zaman senin muradın anlaşılmamış olur. Tersi anlaşılmış olabilir. Muradın gerçekleşmesi için burada bunun takdimi vaciptir. Eğer failin faaliyetini mef'ulün mef'uliyeti üzerine kasretmek istiyorsak ma ve illa da efendim failin takdimi nedir? Vaciptir. Eğer failin faaliyetini mef'ulün mef'uliyeti üzerine innema ile kasretmek istiyorsak birincisi ikincisine kasredilmesi kural olarak gerçekleştiğinden dolayı innema darabe zeydün amren de zeyd amr üzerine, zeydin faaliyeti amrın mef'uliyeti üzerine kasredilmiş oldu. Evet arkadaşlar, burada kitapta burasını anlatırken bu kadar net anlaşılmıyor. Diyor ki اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ بَعْدَ اِلَّا mef'ulü illa'dan sonra vakı olursa اَوْ مَعْنَاهَ veya illa manasından sonra vakı olursa وَجَبَ تَقْدِيمُهُ takdimi vaciptir. Mef'ulü illa'dan sonra vakı olursa veya illa manasından sonra vakı olursa. İlla'dan sonra vakı olursa demek ma ve illa'yı kastediyor. Burada hasır meselesi vardır. Efendim مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا اَمْرَنْ meselesi karşımıza çıkmış oluyor. Veyahut da illa manasından sonra deyince neyi kastediyor? İnnemayı kastediyor. Böylece arkadaşlar failin takdiminin vacip olduğu dört yer tamam mıdır? Şimdi failin tehirinin vacip olduğu dört yer. Bir başka ifadeyle mef'ulün takdiminin vacip olduğu dört yer. Ama biz fail bahsini okuyunca mef'ulden bahsetmiyoruz. Onun için biz failin tehirinin vacip olduğu dört yer. Evet. Böyle bir konu yine nerede geçmemiştir? Emsil edebine de geçmemiştir. Avamilde de geçmemiştir. Peki. وَاِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَم۪يرُ مَفْعُولٍ وَاِذَا اتَّصَلَ بِهِ faile bitiştiği zaman ضَم۪يرُ مَفْعُولٍ mef'ule giden zamir. ضَرَبَ غُلَامُهُ dedik. Şimdi o غُلَامُهُ'daki zamirin mesela Zeyden'e göndereceğiz. Zeyden'i mef'ul yapacağız. Şimdi Zeyden'i buraya koysak ضَرَبَ غُلَامُهُ Zeyden dersek Zeyd mef'ul olduğundan dolayı rütbesi burada. Hem lafzan burada hem rütbeten burada. Doğru mu? O zaman izmarıkla bile zikir mutlak lazım gelir. Böyle olunca mecburen Zeyden'i buraya koyacaksın. Başka çaresi yok. Doğru mu? Darabe Zeyden gulamuhu. Burada her ne kadar rütbeten bu ilerideyse de, hani rütbetenle misal arıyorduk ya, her ne kadar rütbeten bu ilerideyse lafza nedir? Mukaddemdir. Demek ki faile, mef'ule giden zamir bitişirse, eğer mef'ul ileride olursa izmar kabile zikir mutlak lazım gelir. Orada mef'ulün takdimi vaciptir. Darabe Zeyden gulamuhu da bu Zeyd'in mukaddem olması nedir? Vaciptir. Çünkü müahhar olduğu zaman hem lafzan müahhardır, hem rutbeten müahhardır. Gulamuhu'daki hu zamiri nereye gitmiş olacak? Lafzan ve rutbeten müahhar olana gitmiş olacak. Ki bu da ne değildir? Caiz
değildir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi darabe zeyden gulamuhu dediğimiz zaman bu gulamuhu fail midir? Faildir. Bu gulamuhu de zamir var mı? Var. Bu zamir nereye gidiyor? Önce mef'ulü buraya yazdım zeyden. Zeyden'e gidiyor. Yani mef'ule giden bir zamir olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu zeydeni darabe gulamuhu zeyden deyip buraya yerleştirsek zeyden darabe fiil, gulamuhu fail, zeyden mef'uldür. Zeyden hem lafzan sonra olmuş oluyor. Mef'ul olduğundan dolayı rütbeten de sonradır. O zaman bu zamir hem lafzan hem de rütbeten sonra olana gitmiş oluyor. Buna izmara kabile zikir mutlak diyoruz. Bu caiz değildir. O zaman caiz olabilmesi için Zeyd'in öne olması, alınması vaciptir. Darabe Zeyden ulamuhu. Ne diyoruz kural olarak? Failde mef'ule giden zamir bitişirse, faile mef'ule giden zamir bitişirse mef'ulün takdimi failin tehiri vacip. Biz mef'ulün takdimini değil de failin tehirinin vacip olduğu yere okuyoruz. Tamam. اَوْ وَقَعَ بَعْدَ اِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا veya fail illa'dan sonra vakı oldu. Fail illa'dan sonra vakı oldu. Yukarıda nasıldı? Mef'ul illa'dan sonra vakı olmuştu değil mi? Şimdi arkadaşlar fail illa'dan sonra vakı oluyorsa o zaman mef'ulün mef'uliyeti failin faaliyeti üzerine kasrediliyor demektir. O zaman مَا ضَرَبَ عَمْرًا اِلَّا زَيْدٌ dediğimiz zaman kastedilen manayı ifade edebilmesi için burada Zeyd'in yerinde durması vaciptir. Amr'ın soruda kalması nedir? Vaciptir. Ne zaman? O manayı, düşündüğümüz mana, yani mef'ulün mef'uliyetini, failin faaliyeti üzerine kasretmek istersek bu manayı düşündüğümüzde مَا ضَرَبَ زَيْدًا اِلَّا عَمْرٌ orada Amr'ın muahhar, Zeyd'in mukaddem olması nedir? Vaciptir. Bu misali daha önce yazdığımız için tahtaya bir daha yazmıyorum. مَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا مَا ضَرَبَ عَمْرًا اِلَّا زَيْدٌ ikisini de yazmıştım tahtaya. Tekrar yazmama gerek var mı? Yok. اِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ misali de aynıdır arkadaşlar. اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ misalinde veya اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرٌ misalinde اِنَّمَا'dan sonra birincisi ikincisi üzerine kasredilir. Eğer ben اِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ dersem önce mef'ul sonra faali zikredersem neyi kastettim ben burada kasır olarak? Mef'ulün mef'uliyetini faalin faaliyeti üzerine kastetmek istedim. Peki bunların yerini değiştirirsem aynı mana olur mu? Olmaz. O zaman aynı manayı koruyabilmek için mef'ulün takdimi yani faalin tehiri orada nedir? Vaciptir. Etti 3. Doğru mu arkadaşlar? Dördüncüsünü okuyoruz şimdi. اَبِتَّصَلَ veya bitişirse مَفْعُولُهُ مَفْعُولُ zamir muttasıl olursa nereye muttasıl oluyor? Fiile zamir, amiline muttasıl zamir oluyor. وَهُوَ حَلْبُكِ فَاِلْ غَيْرُ مُتَّصِلٍ بِهِ fail muttasıl değil. Mesela نَصَرْتُهُ dersin, tu da zamir muttasıldır, hu da zamir muttasıldır, o değil. مَفْعُول zamir muttasıldır, fail zamir muttasıl değildir. Mesela اَكْرَمَهُ زَيْدٌ اَكْرَمَهُ زَيْدٌ dediğimiz zaman şimdi اَكْرَمَهُ de عَمْرًا عَمْرْ اَكْرَمَهُ ona ikram etti. Kim Zeydün? Zeyd ikram etti dediğimiz zaman. Şimdi اَكْرَمَهُ de hu zamiri zamir muttasıldır. Ekreme'ye bitişmiştir. Şimdi Zeyd gelip de Ekreme ile hu arasına girip عَمْرًا اَكْرَمَ زَيْدٌ hu olmaz ki. Hu bitişik olduğuna göre ittisal arada başka bir kelime olamaz. O zaman amran ekremehu zeydün de mef'ulün takdimi yani failin tehiri nedir? Vaciptir. Dört yerde failin takdimi, dört yerde failin tehiri nedir arkadaşlar? Vaciptir. Anlaştık buraya kadar. Arkadaşlar bu bilgiler taze bilgiler miydi sizin için? Fail ile ilgili bilgiler taze miydi? Tazeydi. Yani tazeydi dedim, izharda bunlar geçmemiştir. Böyle dersler arasında hoca efendiler söylemişti, söylemişlerdir. Katrun Eda'dan okuduğunuz seçmeli yerlerde de bunlar geçtiğini bilmiyorum. Geçmiş miydi? Geçti. Hangiler geçmişti? Takdimi. Ha, tamam. Orada olabilir. Şimdi arkadaşlar, merfuat bahsinin birinci dersinde biz failin tarifini okuduk. Doğru mu? İki,
failin takdiminin vacip olduğu yerleri, tehirin vacip olduğu yerleri okumuş olduk. Bilgi olarak İzmar kabile zikir meselesiyle ilgili bilgimizi tazeledik. İzmar kabile zikir mutlak caiz değildir. Ama İzmar kabile zikir mutlak olmazsa o zaman caiz olur meselesini okuduk. Merfuat kelimesi merfuun cemidir, merfuatun cemi değildir. Şimdiye kadar bize söyleseler biz buna inanmazdık. Ama mevsuf meselesiyle bunu anlattıkları zaman o zaman doğru olduğunu anlamış oluyoruz. Böylece merfuat başlığındaki birinci dersimiz bundan ibarettir. Burada dersi noktalamış oluyorum.